süre sonra dönmek isterse onlar o bağlantıyı da kurarlar. Yani çocuğu sizden alıp evet, ömür billah almadılar. Evet, daha önce de verdim. 4 gün kaldı ve bizi istedi. Her gün ağlamış. Annem babam istiyorum demiş. Tamam, onlar da yani sizin çocuğunuza el koymadılar. Bulamadım. Şimdi onlar da belki geriye döndüğünde sizin de çocuğa ne yapacağınızı bilemezler ki. Evet. Ben de bilemem. Bilemezsin. Belki de şimdi siz evde alacaksınız çocuğu, döveceksiniz, kötü muamele göstereceksiniz. Yok asla. Hayır, onun senin yapacaksın diye söylemiyorum. Nereden bilsin oradaki yetkililer? Evet. Sizi bir tanısınlar. Evet. Çocukla da konuşsunlar. Asıl olan aile bütünlüğüdür. Herkesin ona saygısı var. Siz isterseniz Kebriye'cim, biz Zübeyde Hanım'la Mustafa Bey'i alalım. Siz il müdürlüğüne eğer götürürseniz onlar da dilekçelerini yazsınlar. Bu Rahman'dan da bahsetsinler. Tamam mı? Hadi tamam. Gözün aydın. Sağ salim. Bu da sonuçta hayatım yani. Sağ olun. Bütün çocukları bunlar dediğinizde bulsak. Canım benim. Üzülme. İyi oldu. Bakanlık konuya müdahil oldu. Onların avukatları var, sosyal hizmetler uzmanları var. Onlar şimdi size yardım edecekler. Sen merak etme, sen bana güven. Sağ ol. Mustafa'cığım gözün ayda. Yani ben aslında bunları da niye anlatıyorum? Herkese de bir oradan bir pay çıkarsın diye anlatıyorum. Şimdi gidip derdimizi daha doğru mercilere de anlatmak var ya. Tamam. Sen anlat. Onlar halledecektir. Tamam, sen bana sağ güven. Olun, tamam mı? Gözümüz aydın. Efendim bu arada gerçekten hani çok sevindim. Çünkü hani iki ihtimal var demiştim. İnşallah demiştim hani çocuk böyle bir sıkıntı yaşamıştır da kendisinin haber alınamıyormuş. Tam da düşündüğümüz gibi olmuş. 12 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Bakabala'da bulundu efendim. 6 Eylül'de Sinop'tan kaybolmuştu. Mehmet Bakabala da Sinop'ta. Bu son olarak bir pansiyona yazıldı demiştik ya, o pansiyona yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine duyarlı bir vatandaşımız tarafından bulundu. Allah razı olsun sizden de. Çalınlıkların arasında bitkin halde oturuyormuş. Durumu da pek iyi değilmiş, çok zayıflamış. Bulan evet, beyefendi evet. De önce ona su verdi, ilgilendi. Ardından emniyeti aradı, gelip Mehmet'i aradılar. Şu anda ailesinin yanında, güvende. Ailesinin yanında değil ya. Abisi işte gitti. Şeyde, Sinop'talarda, i̇şte, emniyet müdürlüğündelerdi. Tamam işte yani, evet. Ailesinin yanında evet, işte. Evet, aynen öyle. Ondan ailesi sonra güvende. Onun yanında evet, sonuçta. Evet, aynen öyle. Ondan sonra biz de dün ve önceki gün sizin bütün anlattıklarınızı onun arkadaşlarıyla, ev sahibiyle, pansiyon sahibiyle konuştuk. Size anlattıkları hiç doğru değilmiş. Bunu da özellikle söylüyorum ki çocukta demek ki bir sıkıntı oluşmuş. Yani bu sıkıntıyı bir psikiyatriste götürerek danışmak. Yani başıboş bırakmayın bundan sonrası, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, neden bu kadar eğitimli, iş sahibi, güç sahibi çocuk 12 gündür parklarda falan yaşasın. Ama Allah'a şükür sağ salim evet, bulundu ya, bilmiyorum yani, ben çok sevindim. Çok sevindik. Bu arada kaygılarınızı bulmak için geç kalmayın, direkt buraya başvurun. Çok memnun olduk. Emniyetimize, orada ilgilen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun emniyetimize. Sizden de Allah razı olsun, hepinizden. Ekibinizden de Allah razı olsun. Bizimle ilgilendiğiniz için ama geç kalmayın. Ama geç kalmayın diyoruz. Bir an kayıtlarınızı bulun. Tekrardan size teşekkür ediyoruz. Ay, Allah canım razı benim. Olsun. Sağ ol tekrar. Geldiğin için de tekrar zahmet evet, edip gelmişsin. Öyle. Neyse, iki kayıp arıyorduk. İkisini bulduk.